Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün dikenler tacı ve yılbaşı çiçeklerim ile ilgili sizlere küçücük bir video hazırlamak istedim. İkisine de aynı anda verebileceğimiz ve ikisini de coştukça coşturacak, şahlandıracak bir vitamin bu arkadaşlar. Özellikle bu iki çiçeği seçtim çünkü çiçeklerimin pıtır pıtır açmasını sağlıyor ve sağlayacak. Yılbaşı çiçekleriyle başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle birçok saksı yılbaşı çiçeğim var. Bunlardan iki tanesi bunlar arkadaşlar. Videolarımı izleyenler zaten yılbaşı çiçeklerimin diğerlerini de görmüşlerdir. Yılbaşı çiçeklerimi kendim yetiştiriyorum. Yani şöyle kendim yavru alaraktan, filizlerinden kopartaraktan, hiçbir şekilde köklendirme yapmadan büyük saksılara ekmeye özen gösteriyorum. Neden büyük saksı? Geç gelişen bir çiçek fakat büyüdüğü zaman yılbaşı çiçeği yetiştirenler bilir. Kocaman oluyor. Dallarını, yapraklarını iyice sarkıtsın. Saksıya daha güzel gelişsin diye. Sizlere de tavsiyem böyle büyük saksıları tercih ediniz. Toprağıma gelince, toprağım zaten doğal gübreli toprak. Bunu hemen hemen her videomda söylüyorum. Doğal gübreli toprak ile ektiğiniz her çiçek mutlaka tutar arkadaşlar. Çünkü doğal gübreli verimli bir toprak olduğu için bunu tercih ediniz. Şimdi daha önce çiçeğime şöyle göstereyim. Aşağı yukarı 15 gün falan oldu. Çay çöpü vermiştim. Bir arkadaşımız sormuş. Ben de şimdi ona cevap göstererek cevap vermek istiyorum. Yani endişe edilecek bir şey yok anlamında. Ben de biliyorsunuz ki videolarımda sizlere çaydan bahsediyorum. Bu da en son verdiğimiz, dediğim gibi, çay. Çayın posası artık kurudu. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben çay çöpü verdiğim zaman sineklenme olmuyor arkadaşlar. Ve çay çöpü verdiğimiz zaman gördüğünüz gibi böyle üzerlerinde beyaz bir görüntü oluşuyor. Hani küf demeyelim de onun gibi bir şey. Bu çok normal, bu çok doğal. Böyle bir arkadaşımız çay çöpü vermiş, çiçeğini çok iyi gelmiş ama üzerinde böyle küf gibi şeyler oluşmuş. Onun yorumunu okuyorum. O yüzden cevap vermek istedim. Bakın, ben de çay çöpü veriyorum ve böyle renkleri bu şekilde oluyor. Çünkü çay çöpü posası ıslak, yaş olduğu için kuruduğu zaman haliyle bu şekilde toprağın üzerine bir renk alıyor. Onu ne yapalım? Kötü bir görüntü olmasın diye böyle elimizle toprağın etrafında gezdirelim arkadaşlar. Hem o beyazlık görüntü de gidiyor, hem de toprağına daha güzel işliyor verdiğimiz çay. Yani çok doğal, güzel, hiçbir şekilde çiçeğe zarar vermeden çayın kuruduğu andan olan itibaren bir renk arkadaşlar o. Bu şekilde çay vermeye devam edebilirsiniz. Şimdi çay çöpü sinek yapmıyor dedim. Evet, yapmıyor. Çünkü çayı çöpünü verdiğim zaman 1-2 gün kadar açık, havadar bir yerde bekletiyorum çiçeğimi. Yani açık balkonunuzda ya da dışarıda 2 gün bekletmekle çiçek bir şey olmaz. Onun dışında evin içerisinde olması gereken bir çiçektir. Şimdi önümüz kış. Eylül ayında çıkaracağız inşallah. Artık çiçeğimizi yazın günde haftada 2 kere su veriyordum. Yazın. Kışın ise haftada 1 kere su vereceğim. Artık haftada 1 kere su verme zamanı geldi. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Şimdi buraya kadar tamam. Bakımlarımız bunlar. Evin içerisinde duracak, aydınlık bir ortamda, havadar, yüksek bir yerde dursun. Pencere önü, cam önü fark etmez. Ama ışık alsın. Vitaminimi şimdi göstereceğim. Hemen 2 dakika dikenler tacı çiçeğimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Dikenler tacı çiçeğimizin saksı değişimini yapmıştık. Videolarımda var arkadaşlar. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bana destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Benim de buna ihtiyacım var açıkçası. Hem de çok mutlu olmuş olurum sizlerle beraber her gün videolarda buluşmaktan. Ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu da açarsanız
tüm yeni ve eski videolarından haberdar olabilirsiniz. Dikenler tacı çiçeğimizin saksı değişimini yaptık. Yine doğal gübreli toprak kullandım. Dikenler tacı çiçeğim evin içerisinde duruyor. Işık alıyor. Balkonda tutmuyorum. Evin içerisinde duruyor ve bu şekilde yeni yeni çiçekler açmaya devam ediyor arkadaşlar. Gayet sağlıklı bir şekilde büyüyor. Dikenler tacı çiçeğimize haftada 2 kere su verebilirsiniz. Evin içerisinde dursun. Şimdi bu iki çiçeği aslında tüm çiçeklere verebileceğiniz bir vitamin. Fakat bu ikisinin hem çiçek açmaya ihtiyacı var önümüz kış, hem de açmayan çiçekleri coşturacak bir vitamin arkadaşlar. Çok da kolay, çok da basit bir vitamin ama çiçeklere çok etkili. Hemen şöyle bir kabımızın içerisine suyumuzu koyduk arkadaşlar. Şimdi suyun içerisine hepimizin evinde mutlaka vardır bir tane parol. Parol ağrı kesici biliyorsunuz, ilaç, hap. Bir tane parolu suyun içerisine koyalım. Sonra bu suyun içerisindeki parolu erimeye bekletelim. Eridikten sonra bir mesela saksının büyüklüğünü görüyorsunuz. Bu saksılara birer çay bardağı bir ay ara ile verin arkadaşlar. Parol çiçeklerin toprağına vitamin. Bu da köküne yansıyaraktan daha hızlı, daha sağlıklı dökülen yaprakları, sararan yaprakları var ise bunları engelliyor. Büyüme gelişme hızını sağlıklı bir şekilde devam ettiriyor ve açmayan çiçekleri açtırıyor. Yani sadece ayda bir kez bir tane parolu suyun içerisine koyacağız. Erimesini bekleyeceğiz. Bu aspirin de olur arkadaşlar. Büyük aspirin. Bu da çiçeklere çok iyi geliyor. Benden söylemesi. Şimdi eridikten sonra bir çay bardağı saksılara dökün. Ayda bir kez sevgili arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğimizin saksı değişimini yapabilir miyiz diye bir yorum okudum. Arkadaşlar eğer gerek yoksa bence yapmayın. Çünkü çiçek toprağına, saksısına alışmış ise, sağlıklı bir şekilde büyüyorsa buna gerek yok. Tabii ki de yılbaşı çiçeğinin de saksı değişimi yapılır normalde. Nasıl yapılır? Ya saksısı çok küçüktür, sığmaz olur artık, iyi gelişmez. Ya da toprağı çok eskimiştir. Bu şekilde yapılabilir. Yani sorun olmaz. Evet sevgili arkadaşlarım, kendinize çok iyi bakın. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum.